Gebze Osman Hamdi Bey evinde sanatsal faaliyetler devam ederken ressam Zehra Çiriş tarafından açılan sergide birbirinden güzel çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Lakin bir resim vardı ki bütün ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Buyurun izleyelim. Evet, Kanal 5'in izleyenleri, bugün Osman Hamdi Bey Müzesi'nde resim sergisindeyiz. Zehra Çiriş hocamızın resim sergisindeyiz. Kendisi de yanımızda, birkaç sorumuz olacak. Zehra Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz bu Teşekkür arada. ederim. Allah iyilik versin. Buyurun. Kaç yıldır resim yapıyorsunuz? Vallahi şimdi buna vereceğim cevap biraz klasik olacak herkesin dediği gibi ama ben çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Özellikle annem rahmetli çok güzel bir desen hocasıydı. Ama ev kadınıydı sonuçta. Yani ben zannederdim ki bütün anneler resim yapıyor. Hani her bay kız çocuğu işte ne anne olacak işte resim yapmak zorunda falan. Öyle hissediyordum. Diğer kardeşlerimde de var bu şey annemden geçmiş. Çocukluğumdan beri yapıyorum yani bu benim vazgeçilmez bir parçam. Hani meslek hayatımı da yaptım. 20 yıl devlet dairesinde çalıştım. 20 yılda emeklilik yaşıyorum. Ama resim hayatımda çocukluğumdan beri hep yandan ilerleyen bir meslek oldu benim için. Artık bir parçam yani yaşam tarzım. Resimlere baktığımda Darıca'nın simgesi Haydar Usta'mızı görüyoruz. Evet. Nereden esinlendiniz Haydar Usta'nın resim Şimdi yapmasını? şöyle onun evet bu sergide gerçekten damgasını vurdu diyebilirim yani. Şimdi benim aynı zamanda eşim de fotoğraf sanatçısı, fotoğraf arşivi çok geniş. Bu fotoğrafları ben de ara sıra boş kaldıkça şöyle bir izleme fırsatım olabiliyor bir kısmını. Bakarken ben bu resim fotoğraftan çok etkilendim. Bir de bende şöyle bir şey var artık tarzım mı diyeyim yoksa buna sevdalı mıyım? Türk motiflerini öne çıkarmayı seviyorum. Yani bizim kültürümüzü yansıtsın. Biraz ben onu yaşayayım yaparken, çizerken falan derken bu fotoğraf beni cezbetti. Ve eşime dedim ki ben bunu sulu boya çalışmak istiyorum. Çalış dedi. Çıkardım. İki pozunu da çok beğendim. Ondan sonra ben çalıştım bunu. Bir de gece uykusuz kaldım. Gece geldi ilham. Herkes yattıktan sonra bütün malzemelerimi mutfak masasının üzerine koydum. Hiç tanımadan çalıştım çünkü yüzü hiç yani hayatımda bile rastlamamışımdır. Ondan sonra benim için daha da bir heyecanlı oldu. İkinciyi de bitirmiş oldum o arada. Görenler artık tanıyanlar dediler Haydar Usta, Haydar Usta. Ben bunları dedim sergime çıkarayım. Hem son resim hem zaten sulu boya ağırlıklı. Buranın konsepti biraz sulu boya çoğunlukta. Sergiye çıkardım. Sağ olsun kendisi de çok naif bir insan, çok iyi kalpli ve temiz bir insan olduğunu gördüm. Sergime de geldi, gelmeden önce de güzel bir çelenk yaptırıp göndermiş. Yani artık tanımayan yok, benim kursiyerler herkes tanıyor, hepimiz tanıyoruz. Akrabam tanıdı neredeyse. Ondan sonra sergiye geldi kendisi de, işte açılışta kurdele kesiminde falan da aramızda bulundu. Daha bir böyle hoş oldu. Sanki resmim canlı canlı bir kanıt gibi oldu. Ve daha sonra gelen ziyaretçilerden birçoğunun Haydar Usta'yı gerçekten tanıdıklarını gördüm. Gelen işte diyor ki bak çocuğuna bu amcadan sana dondurma alıyoruz. Ya da biri diyor ki aa bizim Haydar Usta, aa bizim yani gören herkes tanıyor. Hatta bana da dediler ki sizin de dediler sanatçılığınızı hani hiç şey yapmasaydık tanımayan biri olsaydık yani bilemezdik ama bunu gördükten sonra sizin de sanatçı ruhunuzun şeyini anladık değerini dediler. Yine de bir defa hem onlar bir aşama kaydetsin bir ivme kaydetsin hani gelen kişilerin yorumları bile onları daha bir ileriye götürmeye yönelik oluyor. Bu da atölye sergilerimizden birisi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, çekimler sırasında Haydar Usta'ya da rastladık biz burada. Haydar Usta'nın da bir duygu ve düşüncelerini alalım. Haydar Usta, tabloyu ilk gördüğünüz zaman resmi ne Ya şimdi hissettiniz? çok müthiş bir çalışma olmuş. Sanki fotoğraf çizilmiş gibi olmuş. Çok hoşumuza gitti. Ellerinize sağlık Sayın Hocam. Teşekkür Teşekkür ediyoruz. ediyorum. Sağ olun.
insanlar tarafından böyle kabullenmek güzel bir olay. Tesadüfler bizi buraya kadar getiriyor. Yani biz buna kaderi noktada dediğimizde çok mutluyuz. İnşallah daha iyi günler olacak diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. İnşallah biz teşekkür ederiz.